TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere estetik diş uygulamalarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi diş hekimi Kadri Çorlu bizlerle olacak. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Çok nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Çok mersiler. Nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok şükür sizleri gördük. Daha iyi olduk çok hocam. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Aynen. Estetik diş uygulamalarından, diş bakımlarından bahsedeceğiz. Ama hocam öncelikle konumuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum size. Şu anda dünyayı saran virüsle mücadele ediyoruz. Doğru. Koronavirüsle mücadele ediyoruz. Öncelikle hocam ağız bakımımız ve diş bakımımız nasıl olmalı? Valla bugünümüzün en önemli sorulan birini sordunuz evet. Öncelikle. Günümüzde hakikaten en önemli şey artık sağlık. Sağlığın ötesinde de kendi sağlığımızı nasıl koruyacağız? Hı hı. Koronadan nasıl uzaklaşacağız? Covid'den nasıl uzak kalacağız Covid-19'dan? Bu çok önemli bir faktör. Evet. Hani diyoruz her şey sindirim ağızdan başlıyor diye. Aslında korona yani Covid-19 bizim mukozalarımıza yerleşerekten bizi hasta etmeye başlıyor. Yerleştiği önemli bölge de ağız, burun ve gözden girerekten üst ağız bölge, üst tarafta ağızda, geniz tarafında oraya önce yerleşiyor Covid-19. Ondan sonra vücuda işlemeye başlıyor. Evet. Ne yapmamız lazım bizim öncelikle? Kesinlikle mesafeyi ayarlamamız lazım. Sosyal mesafe. Sosyal mesafemizi. Ve muhakkak maske takmamız lazım. Evet hocam. Maske takmamız sebebi ne? Ağız ve burun yoluyla, temas yoluyla çünkü Covid giriyor. Hı hı. Yani havadan nefes alarak uçuş havalarda almak çok mümkün değil. Evet. Çok kısa sürede, çok yakın olduğumuz zamanlarda olabilir. Öbür türlü temas ettiğimiz yerlerin mukozaya yerleşmesi kaynaklı. Onu engellememiz için bir defa maske takmamız lazım. Hı hı. Hatta siperlik veya gözlük takmamız lazım ki mukozalarımıza giremesin. En önemli unsur ağzımızdan ve burnumuzdan girişi maskeyle kapatıyoruz. Evet. Ancak bunun yanında bizim kendi sağlık sistemimizi de korumamız lazım. Evet. Yani immün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi de yukarı kaldırmamız kesinlikle lazım. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle C vitamini değeri yüksek gıdalarla beslenmek evet, gerekiyor. Hocam. Önümüz kış. Nedir C vitamini değeri yüksek gıdalar? Lahanalar, biberler, meyveler, günümüzde en çok narenciyeler. Ama lahanada da çok yoğun olduğunu unutmayalım. Yeşil biberde yoğun olduğunu unutmayalım. Brokolide, yeşilliklerde, mor meyvelerde. Evet. Sağlıklı beslenmek için tamam C vitamini alıyoruz. Protein katkısı, protein değerleri yüksek ürünlerle beslenmemiz lazım. Bunun yanında şekerden ve bilhassa rafine edilmiş un ve şekerden uzak durmamız lazım. Gerekir. Çileme esnasında şekerin immün globülleri bizim dişimizin kenarında da immün globüller var evet. diş etimizde. Onları bertaraf etmemesi lazım. Ağız hijyenimizin yukarıda kalması lazım ki giren virüs veya bakteri ağızda dayanamasın. Evet. İmmün globüller bizim bakterileri müdahaleyle yok etmemiz lazım. Evet. Bunun için sadece yemek yiyerek veya yiyerek C vitamini almak yetmeyebilir. Evet, bilhassa hocam, hemen korona döneminde. Evet. Sadece yemekte değil ama ilave C vitamini katkıları almamız lazım. C vitamini tabletleriyle. Bunun için C vitamini özellikle C vitaminden bahsediyoruz. Niye? C vitamini vücutta depolanabilen bir vitamin değil çünkü. Depolanmıyor. 16 dakikada hemen kullanıyor. Vücut hemen onu atıyor kullandıktan sonra. O yüzden sık sık kullanmamız lazım. Bunun için de özel C vitamini tabletleri var piyasada. Evet. Yulaf kaplı C vitamini tabletleri var. Neden yulaf kaplı? Çiğneme tabletleri çiğniyoruz C vitaminini. Sindirim sistemimize geliyor ve 4 saat boyunca yulaf çözüldükçe C vitamini de vücuda fayda sağlamaya başlıyor. Evet. Bunun gibi etkileri veya solgun C vitamini tabletlerini kullanabilirsiniz. Sadece C vitamini kullanmak yeterli mi? Ağız sağlığını yüksek tutmak için yeterli değil. Önce gıdalardan başlayacağım, sonra fırçalamaya geçeceğim. Bilhassa şimdi son zamanlarda Covid'in sadece ciğerleri tutan bir bizim için zararlı faktör olduğu ortaya öyle çıkmadı. Evet. Kan yoğunluğunu da etkilediği ortaya çıktı son çalışmalarımızla. Evet. Kan yoğunluğunun da daha sıvı kalması, yoğunlaşmaması amacıyla kanı yoğunlaştırmaktan çok sıvılaştırabilecek, yani yoğunluğu azaltabilecek. Nedir bu mesela? Yoğun balık tüketimi. Balık yani tüketimi. Balık yağı, omega 3 takviyesi. Ya çok yoğun balık tüketemiyorsanız omega 3 takviyeleri var. Çok güzel omega 3 takviyeleri var eczanelerimizde satılan veya piyasada. Bir tane 1 miligramlık omega 3 takviyesi alarak kanınızı sulandırabilirsiniz. Evet. Ama kan sulandırıcı ilaç kullananlar için bir şey demiyor. Onun doktora danışmalarında fayda var. Evet. Yani hem C vitamini hem omega 3 ve en önemlisi son zamanlarda bilhassa Covid konusunda vücudunuzu hareketlerini, desteklerini yükseltebilmemiz için bilhassa propolis takviyesi almamız propolis, lazım. Evet hocam. Çok, çok güzel bir detay. Bal. Yani güzel bal derken takviye
görmemiş doğal bir baldan bahsediyorum. Evet. Ve içinde propolis değeri yüksek bir bal. Veya propolis tabletleri veya propolis tozu veya sıvı halinde propolis. Her çeşit takviye vücut alır. Propolis takviyesi yapmamızın çok önemi var vücudumuzda. Çünkü propolis bizim için müthiş bir nimet Allah-u Teala'nın sunduğu. Hem bakteri üzerine etkili propolis, hem virüs üzerine etkili, hem mantar üzerine etkili. Üçüne birden etkili bir ürün bulmak gerçekten çok zor. Virüs üzerine etkili, bakteri ve mantar üzerine etkili bu propolisi vücudumuza takviye ederek virüslere karşı vücudumuzun savaşır hale gelmesi ve hazır hale gelmesi sağlamamız lazım. Ve bunun için de direkt fırçalamaya gelirsek şöyle bir şey göstermek istiyorum. Fırçalama esnasında kabaca değil, ağzımızın şekli bu. Evet hocam. Fırçalamamızı ön dişlerde yukarıdan aşağıya yaparaktan kaninden sonra arka dişlerde ağzımızın içine girdiğiniz zaman dairesel çevirerek fırça yapmamız lazım ama fırçayı sadece görünen ön grupta değil, ağzımızı açtıktan sonra dişlerimizin içinde ve okzel tablalarımız yani dişlerimiz okzellerin üzerinde de fırçayla temizlememiz gerekiyor. Hocam. Bu temizliği sadece fırça yapmamız yetmez. Eskiden sadece manuel temizlik yeterli diyebiliyorduk ama artık günümüzde Covid tehlikesi var. Evet hocam maalesef. Covid tehlikesi olduğu için sadece fırça yapmak yetmez. Etkili bir diş macunu bulmamız lazım. Nasıl bir diş macunu olacak bu? Ben bir defa yayınlara çıkmaya başladığımdan beri hep söylüyorum, diyorum ki her şeyden önce çocuklarımıza düşmemiz, kendimize düşmemiz lazım. Florit içermeyen bir macun olsun lütfen. Çünkü florit artık gerçekten zeter geline kadar ilerlettiği ve bizim sistemlerimizi bozduğu ve ortaya çıkartılan bir malzeme. Bilhassa hücresel bazda mitokondri üzerine zehir sayılan bir malzeme. O yüzden floritten uzak bir macun diyelim. Takviyeli macunlar var. Neler var içerisinde? Mesela asemanman, propolis gibi takviyeli macunlar var piyasada. Bunları araştırıp bulabilir arkadaşlarımız. Neden bunu kullanmamız lazım? Çünkü bazı macunlar var ki fırçalama esnasında içindeki asemanmandan, işte manozaltı fosfattan hem iyileşmeyi yükseltiyor hem de antiviral etkisi var. Bu araştırmalarda tespit edilmiş. Antiviral etki ne demek? Virüs üzerine onu öldüren bir etki. Yani dişimizi günde 3 defa fırçaladığımız zaman, en az 6 saatte bir fırçaladığımız zaman en azından ağız yoluyla virüs almayacağız demektir. Evet. Müdahale ediyoruz. Ama burnumuz açıkta kalıyor. Burnumuzu da maskeyle kapatmamız lazım tabii ki. Ve benim tavsiyem çocuklarına, insanların yani burundan sökürmeyi öğretmeleri lazım. Evet, burun boşaltmak diye. Hani hepimiz yaptığı şeydir. Evet. Tıkalı olduğunda çekerekten burnumuzu. Hayır. Evet. Tam tersine artık sümkürerek dışarı çıkartarak ve hakikaten zaman zaman burun içerisine çekerekten yine bu propolis katkılı ve asemanman katkılı solüsyonları burnunuza çekebilirsiniz. Peki hepsini bir anda kullanabilir miyiz hocam? Tabii ki hepsini bir anda kullanırız. Tabii ki. Çünkü artık Covid tehlikesi çok yüksek düzeyde var. Deterjan, sabun takviyesiyle, sabunlarla elimizi yıkadığımız halde ağzımızı ve burnumuzu da sabunlarla yıkamamız lazım aslında. Evet. Yani benim tavsiyem insanlar eve geldikleri zaman önce sıcak bir suyla, sıcak duşla, sabunla, muhakkak şampuanla, sabunuyla köpürterek hem ağız ve burun temizliğinde yapmalarını tavsiye ediyoruz. Diş fırçalamasına gelince etkili bir diş fırçalamayı yaparak etkin bir diş macunu seçmelerini tavsiye ediyoruz bunlara. Az önce bahsetmiştim. Aynen. Virüsler üzerine etkili macunlar var çünkü. Bu macunlarla en azından virüsün ağzımızdan girişini engellemiş oluruz. Eczaneden temin edebiliriz değil mi hocam? Tabii, Eczanelerde satılıyor. Yani bu durumda da ne kadar ağız bakımımızın ne kadar önemli olduğunu, özellikle de Covid'le mücadele ederken onu da öğrenmiş olduk hocam. Son derece güzel bir şey daha doyundunuz Covid'le mücadele ederken diye. Son zamanlarda Covid'in 46 dereceden yukarısına dayanamadığını biliyoruz. Evet. O yüzden bizim Türkiye'de bir çok güzel bir alışkanlığımız var. Sık sık çay içiyoruz biz. Sık sık kahve içiyoruz. Evet, sık sık sıcak bir şeyler içiyoruz. Evet, hiç bunu bozmayalım. Sık sık sıcak bir şeyleri içmekte fayda olduğunu söylüyorum. Covid'den korunmak için. Evet. Hocam D vitamininden de çok bahsetmişlerdi aslında durumda. Bravo. Süper. Evet. D vitamini de yine takviye olarak değil mi? Aynen. D vitamini takviyesi çok önemli. Bizim sistemimizde evet D vitamini en güzel alabileceğiniz son zaman güneş son zamanları cildimiz açık halde güneşle temas etmesi sağlayıp güneşten hemen sonra belki hadi geçti zaman ama yazın takviyesi, güneş banyosu yaptıktan sonra hemen duş almamak lazım. En az bir 20 dakika, 25 dakika, yarım saat veya güneşin cildimize faydasını sağlamadır. Evet, gerekiyor. Güneşten terk ettikten sonra hemen duşa girip, çünkü D vitamini cildimizde birikiyor ve D vitamini cildimizden emilmesi lazım. Evet. Bunun için hemen yıkamamak lazım cilde. En azından bir yarım saat bekleyip güneş banyosundan sonra cildimizin D vitamini de emilmesi lazım.
Güneşe çıkamayan insanlar tabii ki D vitamin takviyesi oral yoldan yapabilirler tabii ki. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Bizi açtınız. Hocam peki şu anda estetik diş hekimliği uygulamalarında neler revaçta? Şu an teknoloji gittikçe günümüzden güne gelişmeye başladı. Ya günümüzde tabii artık hastaları yavaş yavaş daha da almaya başladık. Zamanında tabii bu evleri kapanma sürecinde bizler de çalışamadık ve çok acil durumda olan hastalarımızı tedavi etme imkanımız oldu anca. Ama artık yavaş yavaş gerekli önlemleri aldıktan sonra günlük çalışmalarımızda yavaş yavaş rutine girmeye başlayacak tabii ki. Ama tabii ki gerekli önlemlerin alınması şartıyla. Bir defa benim hastalara tavsiyem, muhakkak oksijenli suyla da çalkama yapsınlar, gargara yapsınlar ağızlarına. Evet, H2O2 oksijenli su dediğimiz şeyle. Ve ağızda estetik çalışmaları yaparken öncelikle COVID önlemlerinin alınmış merkezlerde yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu çok önemli. Çok önemli. Evet. Yani kaş yapan derken göz çıkartmayalım. Ama estetik hayatımızı çok önemli bir unsurdu tabii ki. Bir defa günümüzde artık yüz absorpsiyonunda altın oran diye bir kural var. Evet hocam. Bu eskiden beri var gerçi ama şimdi altın oran daha geçerli. Altın oranlarda ne bileyim gözünüzün beşte bir, yani başınızın beş parçasında iki parçasının göz oluşturduğunu düşünürsek, ağız da öyle, üç parçasının bir parçasını ağız oluşturuyor ve estetik bir gülüş. Gülüş tasarım dedikleri değil mi? Gülüş hocam? Tasarımda estetik bir gülüş piyasada, ya yani piyasa derken ne diyelim? Mesela diyelim ki siz, hadi size örnek vermiyorum ama herhangi biri bir iş alıyor mesela. Evet. Görüşmeye gittiği zaman en önemli şey kıllı kıyafeti ve çok ciddi bir gülüşü. Gülüş. Son derece etkin. Kesinlikle bembeyaz dişleri, ciddi bir gülüşü. İşte güzel bir gülüşümüz varsa toplum hayatında, sosyal hayatımızda bir adım öndeyiz demektir. Evet. Ve insanlar da bunu biliyor ve bunu sağlamak için de tabii ki diş hekimleri müracaat ediyorlar. İşte diş hekimlerinin amacı insanlara gerçekten proporsiyon olarak da yakışan ve sağlıklı olarak gösteren ve estetik bir gülüş sağlamak. Evet. Bizim yaptığımız işlerde bütün protetik önce gelen hastayı tasarlıyorsunuz değil mi hocam? Yani hasta gelir size. Yani genelde öyledir. Hocam hastalar ben bunu istiyorum. Hastalar çok istiyorlar ama o istediği o hasta için olabilir mi acaba? Olabilir mi? İşte bu çok yani önemli. Yani mesela ben de çok sapsarı saçlarım olsun istiyorum. Sizin gibi gayet güzel saçlarım olsun istiyorum. Ama olabilir mi acaba? Bana uyar mı, uyumaz mı? Şimdi yakışanı bunu, var, yakışmayanı var. Yakışanı var, yakışmayanı var. Evet. Bir de yakışmaktan öte bizim yaptığımız protezlerde öncelikle hekim olarak ben isteriz ki önce fonksiyonu yerine getirsin. Evet, fonasyon, yani konuşma dediğimiz konuşmayı bozmasın ve estetik çalışmayı gerçekleştirsin. Evet, yani üçünün bir arada olmasını istiyoruz. Ama bazı işler var ki çok estetik fakat hastanın fonksiyonel çalışmasını yapmıyor. Yapmıyor. Hiç geçerli olmayan bir yöntem. Çok estetik fakat hasta konuşurken tıslamaları var. Son derece zararlı bir şey. Evet. Bunun üçünün de bir arada olması lazım estetik çalışma deyince. Ama görsellik tabii ki çok ön planda. Ama biz hekimler için hastanın protezi kullanabiliri, protez dediğimiz en ufak bir lamine bile protez haline geçiyor. Evet hocam. Gerçek dişlerinizin kıymetini bilmemiz lazım. Kesinlikle. Allah-u Teala'nın yarattığı dişler bizim için önemli dişlerdir. Ben her zaman söylüyorum. Bir problem yoksa sadece gösteriş amacıyla dişlerimizi törpülettirip, kestirip veya başka bir şey yaptırıp üzerine çalışma yaptırmamamız lazım. Ama öyle ağızlar var ki gerçekten müdahale edilmesi gerekiyor. Hem fonksiyon, hem fonasyon, hem estetik için. İşte bunun için de belli çalışmaları belli programlar çerçevesinde, tabii röntgenleri çekildikten sonra, fotoğrafları çekildikten sonra, hastaların isteği alındıktan sonra belli bir kararla beraberce, hastayla beraber karar verilip yeni bir estetik çalışmasına giriyoruz. Evet. Yani bu estetik çalışmalarında... En çok sizin yapmış olduğunuz hocam uygulamalar neler estetik bir şekilde? Ya tabii ki şu anda artık Türkiye'de bütün dünyayla beraber aynı uygulamaları yapar vaziyetteyiz. Evet. Hatta Türk hekimler o kadar güçlü çalışmalar içerisindeler ki neredeyse dünyadan da bizim ülkemize sağlık turizmi diyoruz buna. Çok yoğun hasta trafiğinde bir yoğunlaşma var. İşte öncelikle bir defa diş beyazlatma çok etkili zamanımızda. Kesinlikle. Yani... Sarışın bayan ya da sarışın erkeklerin dişleri çok beyaz olmuyor. Bizim ırkımızda biraz buğday bir ırkı var. Biraz sarı, yani çok çok aşırı esmer değiliz biz. Evet. Yani aşırı esmer siyah ırklarda daha beyaz daha dişler beyaz, oluyor. Evet. Ten rengi açılmaya başladıkça dişler de biraz sarılaşmaya başlıyor. Evet hocam. O yüzden bir defa diş beyazlatma çok etkili. Beyazlatma hem home bleaching hem office bleaching olarak yapılıyor şu anda günümüzde. Yani
İnsanlar evlerinde de kendileri beyazlatma yapabiliyorlar satın aldıkları materyallerle. Ürünlerle. Veya ne kadar kalıcılığı var hocam peki? Valla beyazlatmanın kalıcılığı hastanın kullanımına bağlı. Neyin bağlı. Kullanımına bağlı? Evet. Ürünü kullanımına ürünü. Değil. Dış etkenlere bağlı. Ne demek istiyorum? Ne kadar korursa hasta aslında. Hasta sigara ne kadar çok içiyorsa o kadar daha sürede etkileyecek beyaz kalma zamanı. Daha çabuk beyazlık bozulacak. Çok fazla çay içiyorsa, çok fazla kahve içiyorsa. Asitli yiyecekler. Asitli içecekler, yiyecekler etkili. Bir defa çaydaki timin, kahvedeki kafein ve sigaradaki nikotin boyar madde içeren bir malzeme. Bunları ne kadar çok tüketiyorsak boyar maddeyi ağzımıza alıyoruz demektir. Evet. Ve dişlerimiz de bununla koyulaşa boyar madde etkisi altında kalıyor. Ne demek, ne yapmak lazım? Kahve içmeyin demiyorum, çay içmeyin demiyorum ama çay ya da kahve mi içtik? Hemen ağzınızı yudum suyla en azından çalkalayalım veya mümkünse hemen fırçalayalım ama boyar maddenin etkisini yok edelim gibi söylüyorum. Sigara zaten sigara içilmesini tavsiye etmiyorum hastalara. Evet. Sigara içmemek en iyisi tabii ki. Home bleaching'den sonra ofis bleaching'de de hekimin muayenende çeşitli ışınlarla, lazerle yapılan bleaching'i daha çok tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet, hekim kontrolü olan bir kalıcılığı ne kadar hocam peki? Kalıcılığı 1 ile 2 sene arasında kalıcılığı var bunun. Var, evet. 2 sene sonra bir ufak bir daha yapmak gerekiyor. Ama ne kadar çok korursak da diş etkenlerden boyar madde biz ne kadar azalırsak, ne kadar iyi fırçalarsak dişlerimizi o kadar daha uzun kalıcı olacaktır beyazlığı. Şimdi beyazlık kendi dişlerimiz üzerine yaptığımız bir müdahale. Ama kendi dişlerimizde protez yapmak gerekiyorsa, çapraşıklık varsa, dişlerde oklüzyon bozukluğu varsa, hasta ortodontik tedavi göremeyecek düzeydeyse buna tabii ki protez yaparaktan tedavi unsuruna gidiyoruz. Protez derken ne yapıyoruz? Son zamanlarda lamina çalışmalarımız var. Lamina ne demek? Yani ben halktan, halkımızdan da duyuyorum bazen. Hocam ben televizyonda seyrettim. Hiç dişi kesmeden lamina yapıyorlarmış diye. Evet, ya böyle bir şey yok aslında. Dişi kesmemekle bir şey problem değil. Laminalarda dişin sadece vestibül yani ön tarafını hafifçe mineyi aşındırarak lamineyi oraya yapıştırma şeklinde çalışıyoruz. Evet. Hiçbir metal içermiyor ve ışık geçirgenliği yüksek bir performans. Dişin kendisi yerini kaybetmiyor. Bütün diş kesilmemiş oluyor. Laminaları bu şekilde kullanmak lazım. Ancak herkes için geçerli değildir lamina komplikasyon. Kimlere yapılır hocam peki lamina? Yani lamina bir defa open bite'da dişlerinizin birbirine birebir örtüşmemesi lazım. Gerekiyor. Yani yaptığınız lamayı alttaki diş gelip de çarparak kırmaması lazım normalde. Tabii ki estetik gerekli laminada ama her ağız için geçerli olmayabilir. Lamini yapılamayacak ağızlar da var. Lamini yapılamayacak ağızlara da bizim tavsiyemiz zirkon dediğimiz çalışmalar var şimdi. Zirkon ne? İçinde metal içermeyen yine ama dişin her tarafını yontarak hafifçe. Yontarak demeyelim de şekillendirerek diyelim öyle olsun daha şey olacak. Dişin her tarafını şekillendirerek yaptığımız bir çalışma. Bunda da son derece estetik bir çalışma. Bu işte de ışık geçişkenliği var. Ama lamina gibi sadece ön yüzü değil dişin her yüzünü kaplayan bir çalışma. Bu da çok etkili bir ürün. Zamanımızda artık tabii kaplamalar olarak dediğimiz porselenleri bu şekilde kullanıyoruz. Ancak ve ancak porselen çalışmalarını yavaş yavaş estetikte bırakıp dişleri yontmadan yani şekillendirmeden, diş kaybetmeden bu çok önemli artık hocam, implant çalışmalarına başladık. Yani dişleri hepsini ağza bırakarak gerekli estetikleri düzeltip dişleri ağızdan kaybetmeden ne demek istiyorum? Köprü çalışması sağ ve soldaki veya iki yandaki dişi kesmeden, yontmadan, şekillendirmeden sadece ortadaki boşluk olan tarafa bir implant çalışması yaparak estetik çalışmalar yapmaya başladık artık. Hocam nedir peki implant? Şimdi dişçi deyince bir implant deyince böyle herkes bir korkar bir yani yaratıyor. Eskiden geçmişten gelen ama çok haklı. Bilinçlendi hocam zaten artık herkes değil mi? Ya yani tabii bilinçlendirmeye çalışıyoruz insanları. Yani diş hekiminin günümüzü artık implant artık son hocam, derece etkilemeye başladı. Geleceğimizde de sadece implant olacağını düşünüyorum. Evet hocam. Ya tabii ki dolgu yapılıyor, çürük dişler tedavi yapılıyor, kanateler yapılıyor. Ama bizim konservatif tedavinin yanında asıl amacımız koruyucu tedavide oluşturmak. Biraz önce ne dedik? Ağız hijyenimizi yükseltmemiz lazım. Belli diş macunu seçmemiz lazım. Belli diş fırçalarını kullanmamız lazım. Önce biz koruyucu tedavi yapalım.
kendi dişlerimizi koruyalım. Kesinlikle. Siz çok güzel bir konuya değindiniz. Asitli içecekler yiyecekler dediniz. Hı hı. Asitli yiyecek ve içeceklerden uzak duralım. Ağız tedavimiz ve çok sağlığımız önemli için. Hocam. Evet, kesinlikle. Şekerden bilhassa rafine şekerden uzak duralım. Hı hı. Çocuklarımızı çok fazla şekere alıştırmayalım. Yani ben gelen hastalarımda bazen görüyorum. Yani bebeği yoğurt yiyecek, süt içecek. Evet. Yoğurt ve sütü istemiyor diye içine şeker katıyor, bal katıyor. Çok yanlış hocam. Evet, son derece haklısınız. Hı hı. Çok yanlış. Yani yoğurt kadar faydalı bir kaynağı, besin kaynağımızı şeker koyarak bütün proteinlerini sıfırlıyorsun ve zararlı hale getiriyorsun. Kesinlikle. Çocuk onu yese ne olacak, yemese ne olacak? Evet. Zaten zarar almaya başladı. Faydalanmayacağın bir şey niye verelim ki? Evet. Aynı şekilde diş macunlarında da öyle. Flörtlü macun çocuklarınıza kesinlikle kullandırmayın diyorum ben. Hani ben hastalarıma bazen soruyorum. Hiç ölmekten korkuyor musunuz? Hastalanmaktan korkuyor musunuz? Diye hastanın hiçbiri korkmuyor. Biz hiçbir şeyde korkmuyoruz. Ama Allah korusun çocuğunuz söz konusuysa her evet şeyden hocam, korkuyoruz bir anda. Her şeyin önünde. O yüzden özellikle diş macunu fluoritizlerini seçmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Yani fluorit gerçekten çocuk için son derece zararlı. Bizler için de zararlı. Çocuk için Çocuk için daha zararlı. Öğrenme güçüne sebebiyet veriyor. Çocuğun ileriki hayatında öğrenme güçüne sebebiyet veriyorsunuz. Düşünün yani ona verdiğiniz bir macunla. Evet hocam. Veya kendimiz medeni bir şekilde yaşamını sürdürürken sallabaş hale geliyoruz. Florit insanları sallabaş yapar. Evet hocam. Yani sallabaş ne demek? Her şey hiçbir şeyi tartmayan, hiçbir şey hayır diyemeyen hale gelmeye başlıyoruz. O yüzden ağız sicilimizi yüksek tutup kesinlikle diş kayıplarımızı en az indirgememiz lazım. Hocam çocuğa değinmişken hemen çocuğun da diş fırçalama eğitimi kaç yaşında başlamalı? Hemen onu da dile getirmeliyiz. Valla çocuklar en az 3 yaşına kadar bir takım şeyleri unutma potansiyeline sahipler. 3 yaşından sonra unutmuyorlar artık. 3 yaşından sonra hatırlıyorlar her şeyi. Bu eğitimde de benim özellikle ailelere tavsiyem 3 yaşından sonra çocuklara diş fırçalamasını başlatmak eğitimini ama birlikte yaparak bakın. Birlikte. Evet. Hadi gel birlikte fırçalın dişimize. Hadi ağzımızdaki mikropları uzaklaştıralım. Ona sevdirerek bu işi. Sevdirerek evet hocam. Emir kipleriyle hadi git dişlerini dişi fırçala. Bak doktora söylerim sen böyle. Korkutarak veya onu zorlayarak değil. Evet. Sevdirerek fırçalarımızı elimize alarak hadi hep beraber dişli fırçalarımıza gidelim. Bak ne güzel ağzımızda kırpıyor. Hep beraber hadi fırçalıyoruz. Bak şöyle fırça, bak böyle fırça. Onun da kendine has bir fırçası olsun. Onun da kendine özellikle kendine has diş macunu olsun. Benliği ve kişiliği yerine gelsin. Evet. Beraberce çalışalım. Kesinlikle çocuklarımızı emir kipleriyle değil onunla beraber hadi beraber yapalım diye yönlendirmek gerekiyor. Çok doğru. Evet hocam implantlardan konumuz açılmışken hemen implant nedir diye başlayalım. Aynen. Ya özellikle implant için ben şöyle bir şey göstermek istiyorum. Tabii implant hocam. Aslında ağzımızın içerisinde kaybettiğimiz bir uzuvumuzun yerine geçen bir materyal aslında. Bizim kaybettiğimiz uzuvlarımızda dişlerimiz oluyor ağzımız içerisinde. Dişlerimizi kaybetmemeye çalışmak lazım. Yani son zamanlarda hekimlerimiz zaten en önemli şey dişleri ağızda tutabilmek için mücadele ediyoruz. Yani diş çekimi artık eskisi kadar kolay yapmıyoruz. Son ana kadar ertelemek durumundayız. Ama bazen tabii diş etkenlerle gerçekten kaybolmuş ya da çekilmiş dişler geliyor elimize. Bunun için eskiden ne yapıyorduk? Kameraya böyle gösterebilirsem ama mahsur yoksa olabilir herhalde. Elimizdeki şeyden mesela ağzımızda iki açık olan tarafı için iki tane dişi prepare ediyorduk, kesiyorduk gördüğünüz gibi normalde. Evet. Ve bunların üstüne bir operasyonla, şunu şöyle çevireyim. Elimizde gördüğünüz bir vida düşünün. Vidayı yerleştiriyorduk kemiğin içine bir ameliyatla. Evet. Ve ondan sonra dikiyoruz. Sonra diş ağzımızda bir müddet beklemeye geçiyoruz. Belli bir süresi var değil mi hocam? Yani o diş et kemiğiyle birleşmesi aynen için. Belli bir süre bekliyoruz. Sonra tekrardan köprüyü yapmadan ağzımızda şu üst kısmı diş etindeki şunu abutment diyoruz şu kısma. Bu kısmı yaptığımız implant kemikle adeze oluyor. Eskiden 3 ay kadar bekliyorduk bu implantın kemik adezonu, kemikle bütünleşmesin diyelim. Evet. Artık implantlar o kadar ilerledi ki, firmalar o kadar etkili ürünler çıkarttılar ki bir gün dahi beklemeden şu abutment'ı yerleştirme olasılığımız var. Süper. İmmediyat implant diyoruz bunlara. Anında yapılan implantlar. Firmalar çok geliştirdiler kendilerini. İmplantın üstünü yaptık. Hemen üstüne dişimizi yerleştiriyoruz ve böylece dişimiz hiçbir şekilde çekim yapılmadan
yerine gelmiş oluyor. Halbuki implanttan önce eskiden dişleri kesip üzerine böyle bir köprü yerleştirmek durumunda kalıyorduk. Evet. Artık bu yok. İmplantı koyuyoruz. Eskiden implantta 3 ay bile bekliyorduk. Artık implantta kesinlikle bekleme yapmıyoruz. Hemen dişinin üstüne birkaç gün içerisinde yerleştirip hastayı günlük kullanımına doğru uzaklaştırıyoruz. İstediği şekilde yemek yemesini de sağlayabiliyoruz. Peki hocam, bu teknik uygulandıktan sonra zorlu bir süreç bekliyor mu hastayı? Herhangi bir ağrı, şişme ya da... Ya hastada zorlu bir süreç olmuyor. Ama tabii ki bu bir operasyon, bir ameliye. Yani yapılan bir ameliyat. Birkaç gün tabii ki bir takım endikasyonların sonucunda komplikasyonlar da gelişebilir. Yani hastanın ağzında bazı şişmeler, iritasyon sonucunda olabilir. Birkaç gün belki yoğun orası çiğnekmiyoruz, hafif ağrılar olabilir. Bunlara olacak şeyler değiller. Olabilir diyoruz ama fazla da olmuyor bunlar aslında. Yoğunlukla günlük hayatını sürdürebiliyor. Sadece yapılan dikişlerin bir 10 gün içinde, bir hafta içerisinde o sütürlerin orada alınması lazım. Valla normalde eskiden çok daha zordu bu işler. Şimdi hastalar çok kolay kolaylıkla. Ya anestezi bile artık neredeyse elle değil, bilgisayarla yapılıyor. Anesteziyi bile bilgisayar hocam yapıyor yani. Gerçekten robot pıt. Çok kolaylar şimdi bizim işimiz. Hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama en çok implantlarda titanyum implantları mı tercih ediyorsunuz? Şu anda değişti mi o da? Ya şimdi titanyum tabii ki implantta kullanılan ana madde. Yani ana metal diyelim titanyum. Hem özgür ağırlığı çok yüksek, hem de soy bir metal biliyorsunuz. Hem de rigid bir metal, esneme yapmayan bir metal. Yani neden altın kullanıyor? Altın çünkü rigid olmayan, esneme yapan bir metal, kırılganlığı olabilir. Kemiğe direkt adez olduğu için de titanyum çok önemli. Ama şimdi firmalar titanyum üzerine çok güzel yüzey kaplamaları yapmaya başladılar. Evet hocam. Yani eselektif yüzey dediğimiz bu hidrofilik, yani kanı kendisine çekebilen yüzey kaplamaları yapılıyor. Evet. Yani şu metallerin, gösterdiğimiz şu metallerin üzerinde şuraya tutulan kemik tutunuyor ya. Evet hocam. Öyle bir yüzey kaplaması var ki bunun üstünde buna gelen kemik hücreleri daha hızlı yapışmaya başlıyor. Hidrofilik implantlar diyoruz biz buna. Yani suyu seven implantlar. Kemiğin içine kanı ve hücrelerini kendine o kadar hızlı çekiyorlar ki çok hızlı bir şekilde adezyon gerçekleşiyor. İyileşmesini de sağlıyor aslında, değil mi hocam? Süpersiniz. Evet. İyileşmeyi de sağlıyor böyle hızlı bir şekilde. İşte ondan dolayı zaten biz birkaç gün içerisinde yükleme yapıp dişleri yerine koyabiliyoruz. Evet hocam. Yoksa eskiden tabii ki 3 ay, 4 ay, 6 ay beklediğimiz implant türleri vardı. Yani kendim de yaptırmıştım hocam, oradan biliyorum. 3 ay bekleme bir sürecimiz vardı. Doğru, haklısınız. Kemiğe kaynadı mı kaynamadı mı diye şu anda tabii ki de çok gelişmiş. Şimdi ama çok gelişmiş. Evet hocam. Yani sadece titanyum değil, yüzeyini öyle ilerletmiş ki firmalar artık neredeyse kemik ona saldırı yapışmak için yani. Hocam, özellikle de hastalar böyle implant deyince bir korkarlar. İşte vida takacaklar dişime, işte matkap gibi deliyorlar falan. O kadar güzel anlattınız ki şu an hastalarımız da sizin sayenizde bilgilendi. Neredeyse bir implant yaptırasım geldi. Evet hocam, yani inanın benim bile gerçekten ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama yerinizden de bize bahseder misiniz? Yeriniz tam olarak nerede? Vallahi kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Ekibinizden bahseder misiniz? Suadiye'deyim. Geçici bir süre olarak ufak bir yerleşimimiz var ama asıl Suadiye'deyim ben. Kendi kliniğimizde, kendi cerrahi sistemimizde, asistanımızla işte implantlarımızı kendi kliniğimizde kendimiz yapıyoruz. Kendiniz yapıyorsunuz, tabii ki. Süper. Üst bölümler içinde hemen kendi laboratuvarımızda porselen kısımları da tamamlanıyor. Laboratuvarımızda sağ olsun bir 12 kişilik bir kadroyla çalışmakta. Hocam, şimdi hemen lafınızı kesiyorum. Şöyle bir soru gelmiş izleyicimizden. Ortodonti yapıyor mu hocamız diye? Ha, ben ortodonti yapmıyorum ama çok başarılı ortodonti yapan, tedavi eden meslektaşlarımız Türkiye'de çok güçlü. Yani Türkiye'de ortodonti de gerçekten çok ileri bir düzeyde. Yani geçen gün bir ufak bir çalışmaya katıldım ben. Yani gömük bir kanini ortodontik bir şekilde ortodonti uzmanıyla beraber kanini kemiğin içinden dışarı kadar çıkartıp yok olan, boş olan yere yerleştirdi ortodonti uzmanı bir cerrahi katkımızla beraber. Evet hocam. Çok hocam başarılı. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ederim. Harika bir program oldu. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Kadri Hocam'la programımızın, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Az sonra bizlerle ortopedi ve travmatoloji uzmanı Nejat Güney bizlerle olacak. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın.